Ben Atilla Yıldız, Kayserliyim. Esas mesleğim yani bu pazarcılık ama 5 yıldan beri kafeciliğe soyundum. Ama işte 3-4 sene çok güzeldi. Ama pandemiden sonra maalesef tekrar pazara gelmek zorunda kaldım. Dükkanlarımız kapaldı. Sene 12 ayın 7,5 ayı kapalıydık. Yani ha bugün ha yarın derken bekleye elimizdeki avucumuzdaki paramız sonumuz da bitti. Artık maalesef öyle olunca tekrar pazara çalışmaya geldim. Şu anda arkadaşım yanında çalışıyorum yemeci olarak. Evet, Kayseri'de 3 şubesi olan bir işletmem vardı. Çoğu şükür işletme çok güzel, iyiydi yani ondan sonra. Ama maalesef pandemiden dolayı kapandı. Ha bugün ha yarın derken bekleye 4-5 ay bekledim. Artık elimdeki avucuma gidince dediğim gibi tekrar çalışma zorunda kaldım. Pazara gelip çalışıyorum yani. Ben şöyle şanslıyım. Ben buradan çıktım. Aslında pazarcı bekledi benim. Buradan çıktım. Tekrar döndüm. Kendime bir iş imkanı olabildim. Kahve sektöründe birçok arkadaşımızın maalesef benim gibi şanslı değil. Yani ekmeğe muhtaç insanlar var diyebilirim. Çünkü insanların yapacağı bir işi yok, ek bir işi yok. Mesela ben pazar bile olmasa, şu pazarın dışında maydanoz limon satar, yine evimi geçindirebilirim. Ama o kabiliyette olmayan insanlar, ikinci bir işi olmayan insanlar var yani kafe sektöründe. Allah yardımcısı olsun. Yani sadece kafelerden, aslında bu kahvehane. Yine biz şanslıydık. 3 ay kapandı, ilk bir ay açıldı, sonra tekrar 2 ay kapandı, sonra 3 ay açıldı derken arada rızkımız çattık. Mesela kahveci arkadaşlar, geçen sene Mart'tan bu sene Nisan'a kadar hep kapalıydı. Bir sene yaşlı kapalıydı yani. Allah onların tüm yardımcısı olsun yani. Vallahi ya her şey çok saçma. Çok yani ya pazarları kapatıyorsun, mesela kafeleri kapatıyorsun. Bugün marketler tıkış tıkış, otobüsler tıkış tıkış, tramvay tıkış tıkış. Denetimin hiç aslı yok, arası yok. Yani bugün burada bile yani pazarda sabahleyin laptop dolanıyor, maske takın diyor, akşama şey yok. İşte şansıma tüküreyim yani bir ay pazara çalışmaya geldim mesela. Geldim, burayı da kuruttum. Arkadaşlarım diyor zaten. Buraya geldim, burayı da kuruttum falan diyorlar. 17 gün mesela kapalı olacağız. Allah yardım eyliye. Diğer bir konuda mesela biz 7,5 aydır kapalıydık ondan sonra. Birçok sektörler bizi anlamıyordu mesela. Şeyden dolayı, pandemiden dolayı etkilenen meslek boşuna anlamıyorlardı. Şimdi mesela 18 günün bir kapanış var, tam kapanmadığında. Şimdi sosyal medyada falan insanlar ver yasın diyorlar. Bizim halimizi anlamıyorlardı mesela 7,5 ay boyunca. Hiç, hatta bugün sosyal medyada Kayseri Radar yorumlarında şurada burada işte insanlar işte kapatın, avdan kapansın, kafeler kapansın, avdan kapansın ver yasın diyorlardı. Şimdi mesela 18 gün kapanış olunca şimdi görsem millet bırak şeyi aile bireyinin reisini. Çocuğu, eşi bile mesela ben yansın diyor 18 gün. Biz ne yapalım yani 7,5 ay bizi komple kapattık. Kimse bizim halimizi anlamıyordu. Ondan sonra şahsıma söyleyeyim ben seviniyorum da bu 18 günün kapanışı. Şahsım çünkü biz 7,5 aydır kapalıyız. Diğer meslek grupları, diğer vatandaşlar da bizim halimizi anlamaları için bu 18 gün kapanış benim için çok iyi oldu yani. Ben sevinçliyim.